Gülay'ın mutfağından hepinize merhabalar. Yaz mevsiminin gelmesiyle renk renk çeşit çeşit meyve sularının da tam zamanı gelmiş demektir. Doğal kayısıyla hazırlanan kayısı suyu sadece içinizi ferahlatmakla kalmıyor, tam bir sağlık deposu, içerisinde bolca vitamin ve bolca enerji barındırıyor. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve gibi kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Ev yapımı kayısı suyu konsantresi için ben 3 kilo kadar kayısının çekirdeklerini temizleyip bol suda yıkayarak bir süzgeç üzerinde fazla suyunun süzülmesi için beklettim. Evinizde kayısı miktarı ne kadar ise şeker miktarını da birebir ölçülü ayarlayarak kayısı suyunuzu hazırlayabilirsiniz. Bir tencerenin içerisine 2 litre kadar su koyup kaynatarak üzerine fazla suyunu süzdürdüğümüz kayısıları ekleyip kaynatmaya başlayalım. Kayısılarımız yumuşayana kadar kaynatmaya devam edelim. Konsantre kayısı suyu hazırlarken yumuşayan kayısılar ile de kayısı marmelat hazırladım. Kahvaltı sofralarınızda değişik bir lezzet olsun isterseniz yumuşayan kayısıları da değerlendirip bir marmelat haline getirebilirsiniz. Kayısılar epeyce kaynayıp yumuşadıktan sonra kayısı suyunu ayırmak için bir tencerenin üzerine bir süzgeç koyarak kayısıların suyunu süzelim. Bir ezici yardımıyla kayısıların üzerinden ezerek suyunun çıkmasını sağlayalım. Kayısılar henüz çok sıcak olduğu için bu şekilde ezerek suyunu çıkarmayı tercih ettim. Soğuduktan sonra elinizle yoğurur gibi sıkarak da suyunu çıkarabilirsiniz. Çıkan kayısıların pusasını da bir blender yardımıyla çekerek marmelat haline getirebilirsiniz. Kayısıların çıkan suyunu konsantre bir kayısı şurubu olarak hazırlayacağız ama pusasını da başka bir tencereye alarak marmelat yapmak için bir blender yardımıyla iyice ezelim. Kayısılar zaten çok yumuşamış olduğu için kolayca blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezebilirsiniz. Kayısı marmelatı için pürüzsüz bir kıvamda çektiğimiz kayısı posalarının içerisine yaklaşık 1 kilo kadar şeker ekledim. Siz de damak zevkinize göre bakarak şeker oranını ayarlayabilirsiniz. Kayısı marmelatı için eklediğimiz şekerle birlikte kayısılarımızı kaynatmaya devam edelim. Marmelatımızın renginin güzelce çıkması için bir çay kaşığı kadar kabartma tozu da eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir tarafta konsantre kayısı suyunu hazırlarken bir tarafta da kayısı marmelatımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Kayısı marmelatını kaynatırken içerisine şekerlenmesini önlemek için yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekleyelim. Kayısı marmelatı için çektiğimiz püre haline getirdiğimiz kayısıyı kaynatmaya devam ediyoruz. Yarım saat kadar kaynattıktan sonra bir tepsiye alarak güneş gören havadar bir yerde bir gün kadar bekletirseniz kıvamı çok daha güzel olacaktır. Kayısı marmelatımızın şeker oranı da kıvamı da çok güzel oldu arkadaşlar. Eğer konsantre erik suyu hazırlıyorsanız yanında kayısı marmelatı yapmanızı da kesinlikle tavsiye ederim.
Kahvaltılarınızda reçel gibi hazırlayarak tüketebileceğiniz kayısı marmelatı için sormak istediğiniz tüm soruları yorum kısmından yazarak bana sorabilirsiniz. Bir taraftan konsantre kayısı suyumuzu yani kayısı şurubumuzu da hazırlamaya devam edelim. Kayısı suyumuz için birebir ölçüde şeker kullanacağımızı söylemiştik. 3 kilo kadar kayısı kullanmıştım. 3 kilo kadar kayısıdan çıkardığımız kayısı suyunun içerisine yaklaşık 3 kilo kadar şeker ekleyerek kaynatmaya devam edelim. İçerisine ferah bir aroma versin isterseniz 3-4 adet karanfil ekleyebilirsiniz. Kayısı suyumuzun daha belirgin bir renkte olmasını istiyorsanız 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu da eklemeyi unutmayalım. Kayısı şurubumuzun şekerlenmesini engellemek için kayısı suyunu kaynatırken yarım çay kaşığı kadar limon tuzu veya yarım limonun suyunu sıkarak ekleyebilirsiniz. Kayısı suyumuz kaynadıkça kıvamı yoğunlaşacaktır. Yaklaşık 40-45 dakika kadar kaynattıktan sonra bu şekilde cam şişelere koyarak buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Gelelim güzel bir kayısı suyu hazırlamaya. Bir sürahiye hazırladığımız konsantre kayısı şurubumuzdan bir miktar koyalım. Üzerine soğuk su ekleyerek karıştıralım. Kayısı suyumuza tekrar şeker veya herhangi hiçbir şey eklemiyoruz. Dilerseniz buz koyarak soğuk soğuk tüketebilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve gibi kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Ev yapımı doğal kayısı suyunu nasıl hazırlayabileceğinizi hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Tam bir vitamin ve sağlık deposu kayısı suyu hazırlayan ve yapan herkese şimdiden afiyet şifa olsun.